from your spot in the old oak tree. Little girl, in your spot that overlooks all the flowing grains of grass and harmonies. But where has Papa gone? Where has Papa gone? To the coast. TV dinners, magazines, he's gonna make it on the scene. A new Mercedes with a finance lease. A little girl to sow the garden while he's chasing down his dreams. A little late under those fake palm trees. But little Sally's stressed because she can't quite reach the dresser, drawers, or cabinets. Nuh'un gemisi çetin günlerden sonra Cudi Dağı'nın tepesine oturur. Tufandan kurtulmuştur. Fakat gemidekilerin hepsi neredeyse açlıktan ölmek üzeredir. Artık gemide ne kalmışsa böyle çulabalığın dibindekilerin hepsini bir kazana atarlar. Üzerine de kutsal hayat suyundan dökerler. Sonra da bunu 40 vakit kaynatırlar. Kimisi adına tufan yemeği der, kimisi ise şükran çorbası. Kimi için yastır, kimi için ise yeni yıl kutlaması. Memleketimizde de genel olarak adına aşure deriz bu adetin. Biz de geçen yıl çok yoğundu ve aşure kaynatamadık. Bu sene ekibimize yeni katılanlar ve binamıza yeni katılan bir sürü insan oldu. Onlarla birlikte bir tencere aşure kaynatalım. Mahalleliye de bize sahip çıktıkları için bu vesileyle teşekkür edelim istedim. Şimdi güzelce bir aşure yapacağım. Ondan sonra biraz acıkmış olacağımızı düşünerek böyle bir kuru köfte yapacağım. Fakat üzeri biraz yoğurtlu ve sumaklı olacak. Sonrasında da hem köfteyle yenebilecek hem de kendi başına çok lezzetli olan bir acı biber reçelim var. Şimdi artık aşure yapımına geçebilirim. Aşure yapımında şöyle bir özellik var. Bir gün evvelden bazı hazırlıklar yapılıyor. Hatta böyle anneanneler torunlarına öğretirlerken bir gün evvelki hazırlığı kendileri önceden yapar ki hani torunların gözü korkmasın ve çok hızlı yapılan bir şey olduğunu hissetsinler aşureyi diye. Hazırlıklardan ilki buğdayı, yaklaşık yarım kilo buğday kullandım. Yarım kilo buğdayı bir gün evvelden ıslatıyoruz. Onun yanında da 125 gram nohut, 125 gram da fasulye. Onun haricinde de belirli kurular var. Sabah geldiğimde bu kuruları kestim. Önce gün kurusu, kuru kayısı, kuru incir, üzüm, büyük üzümlerden ve de kuş üzümü. Kuş üzümüyle diğer üzümü de sıcak suda birazcık ıslattım. Böyle şişsin, tekrardan taze üzüm tadına ulaşsın. Sabah gelir gelmez de buğdayın üzerine böyle iki parmak geçecek kadar içme suyu koydum. Ve böyle yavaş en kısık ateşte her meyvenin böyle açılması için pişirmeye başladım. Arada karıştırıyorum ki dibi tutmasın. Eğer çok yüksek ateşte pişerse yeterince nişastasını ortaya çıkaramaz. Nohut ve fasulyelerim de iyice kaynadı. Bunların altını kapatıyorum. Ve böyle süzüyorum. İlk olarak onları ekliyorum. Nohutu da aynı şekilde. Yarım kilo buğday hani nedir ki diyeceksiniz veya 125 gram nohut ve fasulye. Şimdiden zaten tencerenin yarısı dolmuş gibi oldu. Şimdi buna tat verecek iki tane önemli şey var. Bunlardan bir tanesi karanfil. Karanfilin ben hani özellikle buğday gibi şeylerde çok güzel tat verdiğini düşünüyorum. Bu başları var. Bu başlarını ayrıca toz haline getirip içine karıştırıyorum ki daha iyi tadı çıksın. Bu sapları da bütün halde atıyorum. 10 tane bu şekilde karanfil atıyoruz. 2 tane de böyle güzel tarçın çubuğunu böyle iki parça ayırsak olur. Onun içine atıyoruz. Bunlar böyle kaynadıkça iyice tadını verecek. Daha sonra tabii hani dökerken bu tarçın çubuklarını içinden çıkarmayı unutmamak lazım. Artık kuru yemişlere geçebilirim. Kuru yemiş içinde her 100 gram buğday için bir avuç diye düşünebilirsiniz. Ama benim avucum böyle çok da büyük olmayan 5 avuç fındık olacak. Bunlar böyle taneleri dişe gelsin istediğim için de aslında çok az geçireceğim.
tanıdıkları ekliyorum. Şimdi aşure ile ilgili hani 41 çeşit malzeme konabilir. O yüzden aslında bütün kurular, hani sizin kendi yörenizde ne varsa, en çok ne seviyorsanız onları kullanabilirsiniz. Bol cevizimizi ekliyoruz. Bunu bu şekilde karıştırdık mı? Şimdi epeyce yoğunlaştı. Buğdayından buğdayına değişeceği için hani tam bir oran, su oranı vermek istemiyorum ama böyle hafif bir sululuğu kalması lazım. Bunlar da benim yeni in-law serim. Onlar da yeni yıla hazırlık mutfağın bereketini arttırsın. Onları deniyoruz. Galiba herkesten evvel de ben deniyorum. Şu an gayet memnunum. Arada güzelce karıştırarak aslında o aşurenin keyfini almak mümkün. Şimdi 41 çeşit malzeme demiştim. O 41 çeşit malzemenin yöreye göre 1001 çeşit olabilir. 41 tane nereden buluruz Refika demeyin. Aslında hani her türlü fıstık, her türlü meyve, her türlü kuru bunun içine girebilir. Dutundan zerdeçalına, muskatından bir parça tuzuna kadar hepsi aslında bu çeşitlere giriyor. Şimdi her tabii kuru yemişinde kendince bir hikayesi var. Malatya'yı bir taraftan hatırlatan güzel bu gün kurularını ekliyorum. Onun haricinde bu renk, güzel bu sarı bence aşureye çok yakışıyor. O yüzden normalde fazla kullanmasam da genelde bu birkaç katkıyla sarartılan kayısıları çok yakıştığı için aşurede kullanıyorum. Hatta böyle kendince bir ekşiliği de var. O hoşuma gidiyor. Onun haricinde bir de incirlerim var. Genelde böyle aşure yapan ve hani bu konuda iddialı olanlar inciri hep en son dakika koyarlar. Sebebi de rengini karartmasıdır. Mutfak felsefemde şöyle bir şey var. Bazı kurallar aslında hani o kadar da geçilmez değildir. Çünkü aslında bu incirin küçük tanelerinin iyice içine dağılıp çıtır çıtır etmesi bence çok daha büyük bir lezzet. Rengi biraz daha koyu olsun benim için gayet makbul oluyor. Şimdi diğer kurular aslında üzüm. Şimdi burada yaklaşık 5 avuç kuş üzümüm var. Onlar da iyice böyle şişti. Ve tekrar taptaze tadı nasılsa neredeyse ona yaklaştı diyebiliriz. Şimdi bunları da ekledim mi? Aslında neredeyse tamam demektir. Aşurem iyice helmelendi. Bütün o buğdayın içindeki nişasta ortaya çıktı. Kimileri aslında o nişasta ortaya çıksın diye yarma kullanıyor. Daha kolay çünkü daha kırık buğday olduğu için. Şimdi az soliste aslında sona bıraktım. Bence bütün bu kuruların şahı olarak sayılabilecek badem var. Bademlerin büyük bir kısmını üstüne narla birlikte süs olarak yapacağım. Ama bir kısmını da içeride kullanacağım. Onun için de böyle uzun uzun kesiyorum. Bu şekilde 5 avuç da badem. Bademin hani büyük çoğunluğunu üstüne kullanacağım. Şimdi 2 avucunu yaklaşık içine kullanacağım. Geri kalan 3'ü narla birlikte üstüne gidecek. Bademlerimi de ekliyorum. Aşurenin yanında bir taraftan da böyle bir ekşilik istiyor. Çünkü böyle çok şekerli tatlılarda birazcık böyle bir hani baygınlık hissi olabiliyor. Onun için de böyle ekşilik iyidir. Bunun en güzel eşlikçisi bence portakal ve böyle iki portakalın neredeyse bütün kabuklarını rendeleyeceğim. Yalnız dikkat etmek lazım o beyaz yerleri acılaştırmasın. Bunu da direkt aşuremin içine rendeliyorum. Portakalı böyle ayrıca üzerine böyle daha kalın bir rendeyle ekleyebilirsiniz. Hem çok güzel bir renk veriyor hem de o taze ekşilik bayağı da güzel oluyor. Şimdi bunu böyle karıştırıyorum. Altını böyle çevirerek karıştırmak önemli. Yoksa bir anda dibi sarabilir. Bu arada ocağım hep en kısığında
pişiyor. Gördüğünüz gibi hiç göbek falan da atmıyor. Artık bu aşamaya gelince bütün tatlar birbirine karışmış oldular. Şekerimi ekleyebilirim. Yaklaşık yarım kilo buğdaya bir kilo şeker gibi bir oran var ve şekeri de neredeyse en son ekliyorum. Şimdi bir tuzum var, bir de sütüm sadece. Bunun sebebi de şeker eğer daha evvel eklenirse üzerinde böyle bir sertlik, nasıl hani reçelde olduğu gibi bir sertlik yaratıyor. Ve bu aslında tanelerin iyi pişmesi ve birbirine tadlarının geçmesini engelliyor. Böyle yaklaşık bir kilo şeker ekledim. Böyle bir parça da tuz ekliyorum. Aşama şekeri ekleyince birazcık sulanıyor. Sulandığı için de 5 dakika karıştırmak lazım. O arada eskilerin çok sevdiğim bir lafı var. Bu hani 41 çeşit koyamazsan ne olur dediklerinde, 41 çeşit koyamazsan bal koy. Çünkü arı en az 41 çiçeğe konmuştur o balı yapabilmek için. Bu böyle aslında bütün bu hikayeyi çok da güzel özetliyor. Şimdi aşurem iyice artık helmelendi. Birazcık bu hani Kıbrıs'tan geldiğimiz için onu hatırlatsın diye çiçek suyu ekliyorum. Bunun istenirse hani gül suyu da ekleyebilir sevenler. Ama ben böyle Kıbrıs'ın o güzel portakal çiçeklerinin suyunu böyle aşureye bayağı yakıştırıyorum. Ve bir tane daha var, o da süt. Böyle yaklaşık bir bardak kadar sütü de içine boşaltıyorum. Bu aslında hafif matlaştırıyor ama böyle sütümsü de bir tat ekliyor. Artık böyle bir iki dakika daha karıştırınca, ki şimdi artık ekibi çağıracağım, onlar karıştırsınlar. Kendi dilekleri varsa o dileklerini eklesinler. Ondan sonra da kaselere koyup artık akşamüstü mahalleliye dağıtma vakti gelecek. Daha evvel programda hiç reçel tarifi yapmamışım. Hazır şimdi bu köfteyi yaparken fırsattan istifade güzel bir reçel tarifi vermek istiyorum. Ve reçel yapmanın da böyle temel birkaç matematiğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu acı biber reçeli olacak ama yani ikinci rol oyuncusu acı biberden sonra kapya biber. Bu büyük dolmalık biber. Şimdi normalde reçel yaptığımızda şekerin iyice erimesi lazım ki eğer erimeden reçel tenceresi kaynamaya başlarsa reçelin sonra şekerlenme ihtimali epey yüksek oluyor. Onun için de mesela böyle koyduktan sonra şekeri birazcık bekletmek lazım. Bugün tabii hani hava kararmadan aşurelerimizi dağıtalım diye hızlı hızlı yapmam gerekecek. O yüzden şimdiden şeker ekleyeceğim, birazcık da suyla açacağım. Şimdi 5 tane kapya bibere yaklaşık 2,5 su bardağı, o da 450-500 gram civarına geliyor, şeker ekliyorum. Sonra bu şekerin açılabilmesi için birazcık su ekleyeceğim. O bir taraftan böyle eriye dursun, ası başrol oyuncusu için böyle kırmızı biberlerim var. Bunlar kuru kırmızı biberler. Daha bunu yaz mevsiminde yaparsanız taze böyle etli kırmızı biberden daha da lezzetli oluyor bu reçel. Ama kurulardan da hiç fena değil. Bunların ana birkaç çekirdeklerini çıkarıyorum ama bir kısım çekirdek de içinde kalsın istiyorum. Burada boyuna göre 14-15 tane, hatta küçükse biberleriniz 20 tane kırmızı biber kullanabilirsiniz. Bunları elle de doğranabilir fakat elle doğranınca dikkat etmek lazım. Böyle çok fazla elinizi yüzünüzü ellemeyin. Thank you.
Açarken çok dikkatli olun çünkü acı biberin kokusu ta ciğerlerinize nüfuz edebilir. Bunu alıp hemen reçelin içine atacağım. Çekirdeklerini yine kullanıyorum çünkü o böyle aslında reçelde de güzel oluyor. Şimdi şeker erisin diye birazcık karıştırıyorum daha altını açmadan. Burada reçelle ilgili birkaç tane önemli şey var. Bir kere kullandığınız su reçelde çok uzun süre meyveyle birlikte olacağı için içme suyu olması lazım. İkincisi suyu ben eskiden açık gözlük yapardım, kaynar su eklerdim ama meyvenin böyle yavaş yavaş pektinini dışarı çıkarması ve güzelce pişmesi için önce soğuk suyla başlamak lazım. Bu da ikinci önemli şey. Bir de reçeli böyle karıştırırken tahta kaşık tercih edin. Hatta yemek kaşığıyla reçele ve tatlara kullandığınız kaşık muhakkak farklı olsun. Bir de bunu aslında şimdi ben şekeri eritmek için karıştırıyorum ama daha sonrasında aslında bunu kenara koyup böyle hatta anneannelerden hatırlayabilirsiniz. Bu şekilde çevirir. Bunun sebebi de aslında reçeli yarıp ve havayı içine alıp aslında içindeki dereceyi çok değiştirmemek, eşit kalmasını, kenarlara da çok fazla reçelin yapışmamasını sağlamak. Bu da önemli reçel yapmayla ilgili bir diğer ipucu. Şimdi bir taraftan hani ekip bana şey diyor, yani Refika bunu anlatırken bayağı incir reçeli anlatır gibi. Aslında hani bu biber reçel yapma mantığı bu. Bu mantıkla isterseniz kırmızı biberden, isterseniz yeşil biberden, isterseniz domatesten inanın güzel reçeller yapabilirsiniz. Onların size kendi küçük sürprizleri oluyor. Şimdi şekerim iyice eridi. Bunu kısık ateşte pişirmeye başlayabilirim. Bu böyle tatlı tatlı kaynayacak. Aşağı yukarı bir 40 dakika falan alır. İyice böyle kıvamına gelince de 10-12 damla limon sıkacağım ve hazır olacak. Artık köfteme geçebilirim. Köftem için çok fazla malzemem yok ama en önemlisi hani üzerindeki yoğurdun şimdiden dışarı çıkması, birazcık oda sıcaklığına inmesi lazım. Şimdi bunu yoğuracağım kabı da hazırlayayım. Şimdi burada döşten yaptırdım. Azla orta yağlı arası yarım kilo kıymam var. Onu direkt ekliyorum. Sonra tabii köftenin olmazsa olmazı soğan. Bir tane soğan ince ince doğrayacağım. Bu sene siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama soğanlar her zamankinden daha bir acı. Tatlı soğan bulmak pek mümkün olmuyor. Soğanların böyle birer küçük aslında tat kesici olduğunu düşünmek lazım. Ve aslında kıymaya böyle piştiklerinde böyle küçük küçük böyle küçük tat bombacıkları olmuş oluyor içinde. Birazcık ağlamaklı oldu, ne yapalım. Memleketin soğanları. İki tane böyle iri sarımsak ekleyeceğim. Sarımsakların iyice dirilikleri gitsin diye üzerine bir parça tuz döküp bıçakla son bir kez üzerinden de geçiyorum. Ekliyorum. Köfteme bir tane de yumurta kırıyorum. Diğer baharatlarımsa. Benim için köftenin olmazsa olmazı kimyon. 1,5 tatlı kaşığı kadar kimyon ekleyeceğim. Köfte baharı böyle nefis bir köfte baharı. O yüzden ondan 2 tatlı kaşığı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da karabiber ekleyeceğim. Tuzu da normalde doğal tuz kullanıyorum ve yemeklere öyle atıyorum ama bu kıyma olacak ve içinde rahat açılamayacağı için değirmenden geçirip ekliyorum. Herkesin kendi ağız tadına göre tuzunu ayarlayabilir herkes. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar da galeta unu ekliyorum. Onu da direkt elimle ekliyorum temiz temiz.
O da dirayetini sağlayacak. Son olarak da hani sumaklı köfte başrol oyuncusu. Bir çorba kaşığı kadar da sumağı içine ekliyorum. Onun üzerine daha bol bol yoğurtla ekleyeceğim ama o ayrı. Artık bir tek malzemem kaldı. O da maydanoz. Fakat önce bu malzemeleri böyle kollarımı sıvayıp iyice yoğurduktan sonra onu ince kıyıp ekleyeceğim. Kıbrıs'taki sumaklı köftenin bir refikaca versiyonu gibi. Hatta böyle üzerine acı biber reçelini de döktük mü bir bambaşka bir hal alıyor. Sizin de böyle tarifleriniz varsa mucizelezzetler.com'a gönderebilirsiniz. Onlara ben bizzat bakacağım. Şimdi yağım da kızdı gibi gözüküyor. Köftelerimi yavaş yavaş atıp kızartabilirim. Bir taraftan kızarmaya dursunlar. Ben de üzerindeki yoğurdu hazırlayayım. Onun için böyle iki tane sarımsağım var. Bir parça tuz ekliyorum. Bunları önce döveceğim. Evet. Yaklaşık 8 çorba kaşığı da yoğurt ekleyeceğim. Tadını bir parça arttırsın diye zeytinyağı ekliyorum. Ve de o yoğurdun hani insana rehavet çöktüren şeyi hissedilmesin diye de bir parça da karabiber ekliyorum. Bu böyle neredeyse hiç gözükmeyecek ama yoğurdu birazcık tadının nazarında hafifletecek aslında alttan alttan. Yoğurdum da hazır, köftelerim de olmak üzere. Bunları hazırladıktan sonra bir kısmını binanın diğer sakinlerine göndereceğim. Kendim de birazcık usul usul yedikten sonra hop mahalleye aşure dağıtmaya. Ayında aşuresi, Ermenilerin yılbaşında anuşaburu, Rumların vefat zamanında kulifaları var. Kültür, inanış ne olursa olsun, hikayeler biraz değişse de, niyet de, yapılan da aşağı yukarı aynı. Aşure ayı geçti diye üzülmeyin. Niyet eden için her gün aşure yapmak mümkün. Birilerine cesaret edemediğin sevgi gösterisini gösterebilmek için ne güzel bir fırsat. Birini kolundan çevirip aşure verdiğinizde içten bir gülümseme, çaldığınız kapıda bir anda bir şaşırma, kimi zaman da tatlı tatlı bir utangaçlık görmek aşure yapmanın ve dağıtmanın bir parçası. Kendi içinizin temizliğini hissetmenin yanında karşıdakinin derinden bir sevgiyle size bakması bu taneli aşın mucizesi.